Şükrü Bey, sizle başlayayım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlayacak davası. Dava çerçevesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ve Mahir'in de altın çizdiği, herkesin de dikkatini çeken, kaçınılmaz bir şekilde bakılıyor siyasette böyle durumlara. Ekrem İmamoğlu'nun bugün duruşmaya katılmayacak olması, Almanya tesadüf. Önce buna ilişkin bir şey söylemek ister misiniz? İptal edilemeyecek bir program mıydı acaba? Yoksa bir anlam ifade ediyor mu, bu bir tesadüf mü bugün Almanya'da olması Ekrem İmamoğlu'nun? Evet, yani bu tabii ilk duruşma ve Cumhuriyet Halk Partisi çok güçlü bir şekilde zaten katılım sağlıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında duruyor. Yani bu noktada Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu ile omuz omuza olduğunu ayrıca göstermesine gerek yok. İşte Almanya'daki toplantı çok önceden belirlenmiş bir toplantı ve o da zaten adalet ve hukukla ilgili bir panelde var. Ayrıca Adil bir temasları da olacak. Demokrasi için diye başlıklı bir panel, evet. Evet. Yani orada da zaten görüşlerini dile getirecek. Eğer bir dayanışmaysa o da orada olacak. Dediğim gibi bu ilk duruşma. Aslında öyle bugün görünüyor orada ki olmaması belki çok bugün dikkat çekmezdi de o kendisi hakkında evet. Karar çıktığında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da olması ve sonrasında yaşananlar üzerine haklısınız. Hemen bu böyle bir Tabii, yok. yorum yapıldı. Doğal böyle bir ilginç rastlantı tabii ister istemez bu tip yorumlara neden oluyor. Ama bu Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na bir tavrı ya da Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu'nun arası bozuk diye bir değerlendirmeyi de gerekli kılmaz. Söylemek istediğim o. Zaten gerekli zeminlerde gerekli görüşmeleri yapıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi de çok güçlü bir şekilde katılım sağlıyor. Dediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanı da zaten okuduğumuz kadarıyla bu davada şikayetçi olma pozisyonunu terk etmiş. Yani ne diyoruz? Af mı diyoruz? Ya öyle geri çekmiş bahsedildi, şikayetini. değerlendirildi. Aha. Evet, öyle görünüyor. Bu vesileyle umuyorum Cumhurbaşkanı, ki aralarında çocuklar da var, 60 bine yakın bu şekilde dava var. O davaların da bir şekilde bitmesi için böyle bir kolaylık sağlar. Onu da belirtmiş olayım. Çünkü Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir cumhurbaşkanı vatandaşlarıyla bu kadar davalık olmamıştı. Bana sorarsanız o cumhurbaşkanı iradesinden çok biraz da avukatların da bu işi fazlasıyla abartmasından kaynaklı diye düşünüyorum. Gerçekten bir cumhurbaşkanı bu kadar çok davayla, vatandaş da bu kadar çok sayıda davayla karşı karşıya gelmemeli. Hasan Bey, siz ne dersiniz? Bir kere şuradan başlayalım. Yani hayat böyle bir şey. Kader böyle bir şey. Ekrem Bey'in karar duruşmasında, o ahmak davasında Sayın Kılıçdaroğlu yoktu. Ve ben o zaman şunu söylemiştim. Kılıçdaroğlu'nu körleştirdiler, sağırlaştırdılar ve götürdüler demiştim burada. Yani özellikle İstanbul'dan uzak tuttular demiştim. Yanındaki çevresindeki arkadaşlar için. Ha, öyle orada, yani bir tesadüf değil, o şekilde mi o denk zaman, getirilmişti o zaman. Yani o evet, zamanki de bilinçli bir şey miydi yani sizce? Ben onu söylemiştim. Almanya'da evet, oluşmuş. Evet, Almanya'ya götürüldü ve dönmemişti Sayın Kılıçdaroğlu. Dönememişti. Hatta hatırlayalım bugünkü tartışmaları. Karar çıkmayacak dediler bana. Dolayısıyla Evet. Ben onu ikna oldum demişti. Şimdi evet. O olayın üzerine 2 yıl geçti. Bugünki biraz da ayrıntıda vermek lazım bu dava ile ilgili. Böyle bir dava var Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili ve Kılıçdaroğlu safları sıklaştıralım diye bir tweet atıyor. Evet. Yani bana destek verin diye bir tweet atıyor. Ekrem Bey de bizim safımız belli, bu milletin yanı diye karşılık veriyor. Özgür Bey cevap bile vermemişti. Sonra da bir tane tweet atmış. O da önemli. Ve bugün Almanya'da. Şimdi çok tesadüf mü yoksa bir tevafuk mu artık izleyici karar versin, ama bu, ben Ekrem İmamoğlu ile Sayın Kılıçdaroğlu'nun hani baba oğul ilişkisinden sonra kurultaydaki olanlarla birlikte hala mesajlarla yüklü bir tavır olduğunu düşünüyorum. Ekrem Bey'in tavır olduğunu düşünüyorum. Onu söylemek istiyorum. Buna Şükrü Bey katılmıyor, bunu söyleyeyim. İkinci yani husus, bunu böyle bir yorumun yapılacağını Ekrem İmamoğlu'nun düşünmemiş olması mümkün değil diyorsunuz. Bilmez mi? Ekrem Bey yani bunu bilmez mi? Sonra bu tweet atıldıktan sonra Ekrem Bey'in tweeti ortada.
Yani Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki safları sıklaştıralım. Ekrem Bey de tweet atıyor ki Bizim bizim safımız safımız belli. belli, yerimiz belli, milletin yanı. Bizim safımız milletin yanı. Bu tweet'i de atarken bu böyle tartışacak bilmez mi? Biliyor. Yani ben az Arası önce, safı. biz önceki saatte burada Fevzi ile konuşurken de sordum. 2 hafta önce bu olağanüstü kurultaya mı gidiyor? CHP'de genel başkan değişimi mi olacak? Bu dedikodular konuşuluyordu ya bir anda sonra saat. Evet. O Evet. dönemde de Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nu desteklediği yönünde de yorum yapılıyordu. Yani farklı bir Biliyorum. durum mu? Tersi bir durum mu var o Biliyorum. zaman ortada? Biliyorum. Şöyle bir şey. Kemal Bey hem Özgür Bey'den memnun değil hem Ekrem İmamoğlu'nun aldığı pozisyondan memnun değil anlayabildiğim kadarıyla. Yani burada şimdi bir tek Mansur Yavaş'la anlaşabiliyor. En azından Mansur Yavaş onun karşısında değil, konumlanmamış. Bunu da söylemek lazım. Yani evet Serap 2 hafta önce, 2 hafta önce biz Hanım. konuştuk da burada bu mesajların nasıl algılanacağı, nasıl tartışacağı, ne anlama geldiği konusunda herhalde yani çok net mesajlar. Hani bu ya diyeceğimiz bir durum değil. Ekrem Bey mesela dün akşam Almanya'da biliyorsunuz esnaf ziyaretleri yapıyordu. Orada ya ben işte efendim Kemal Bey'in yarın duruşması var. İlk erken uçakla da geleceğim de demedi. Gelip döneceğim de demedi yani. Diyebilirdi. Eğer hani haber olmasa, beklememiş olsa bu işler böyle olacağını tahmin etmese bile. Bunun üzerinde Kemal Bey mesela Özgür Özel pozisyon aldı. Özgür Bey de katılmayacaktı bu toplantıya. Çok özür dilerim mahkemeye. Bence medyada bu işler tartışınca partisindeki o bölünmüşlük görüntüsünü bir nebze de aşağı çekebilmek için, o görüntüyü yok edebilmek için bugün Esadiki'deki mahkemeye gitme kararı aldı, duruşmaya gitme kararı aldı Özgür Özel. Ama o da gitmeyecek. O da konuşuldu, onu da tartışıldı, o da yazıldı çizildi. Dolayısıyla Size söz vereceğim Şükrü Bey. Duydum sizi. Hasan Bey, Soru mu hayır Hasan soracaksınız? Bey'e şöyle katkı yapayım. Ha, katkı buyurun. Yok yok yapmayacağım, katkı yapacağım. Hasan Bey eleşti tahallerine yani itirazım yok. Sadece işte baba oğul ilişkisi içinde anımsatması yapınca şunu söyleme gereği duydum. Yani tabii ki ilişkilerin o düzeyde olduğunu kimse söyleyemez. Şu realiteyi hepimiz birlikte yaşadık. 29 Mayıs sabahı Sayın Ekrem İmamoğlu çıktı ve Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı Değişim bir dedi. değişim hareketi başlattı ve Özgür Özel ile birlikte bunu yaptı. Sonuçta da Kemal Kılıçdaroğlu girdiği seçimi kaybetti ve Sayın Kılıçdaroğlu o günden bu yana da zaten epeyce Hançer konuda farklı paylaşımı var. görüşlerini ve bu kırgınlıklarını ortaya koyuyor. Yani ilişki tabii ki 28 Mayıs öncesi gibi değil. Ama bu olayın özelinde de şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki parti ilkeleri, parti ahlakı çerçevesinde ilişkiler öyle eskisi kadar olmasa da ama soğuktu, yok işte bu bir tavırdı falan diye bence değerlendirilecek düzeyde değil. Tamam, o düzeyde değil ama öbür taraftan o kadar da kopuk değil, en azından onu söyleyeyim. Bir pencere daha açayım. O zaman kopuklu Tamam. değil mi görmüş olalım. İkinci husus bu davanın seyriyle ilgili bir şey söyleyelim. Bu dava 2014'te ki konuşmalardan açılıyor. 2014. Bakın 2014 17-25 dönemi FETÖ'nün tapelerinin ortalıkta dolaştığı ve FETÖ'nün her yerde Erdoğan ve hükümete dönük ne diyelim acayip bir şekilde iftiralarıyla dolu paylaşımları haberleriyle çalkalandığı bir dönemde Sayın Kılıçdaroğlu aynı dille Erdoğan'a saldırıyor. Aynı dille. Mahkeme şeyleri var. Davanın dilekçesinde ve dava sürecinde var. Neler söyledi? Ki yine hatırlamakta fayda var. Bir katkı olsun söylüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu hani bugün Demokrasi Havali sonra çıkmak istiyor ya ama amenna. Anayasal suç işleyerek meclis kürsüsünden tapeleri yayınlayan hadi hep birlikte izleyelim deyip o anda canlı yayında olan bütün televizyon kanallarıyla beraber yayınlanmış FETÖ'nün tapelerini daha sonra montaj olduğu tespit edilen tapelerini de yayınlamış bir lider karşımızda ya Sayın Kılıçdaroğlu. Neyse 2014'te Mersin'de yaptığı konuşmalardan dolayı Sayın Cumhurbaşkanı şikayetçi oluyor. Ama 2016-15 Temmuz'dan sonra Sayın Cumhurbaşkanı bu davadan Sayın Kılıçdaroğlu'nu affediyor.
Ve o süreçte Sayın Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı olduğu için de dava açılmıyor. Dokunulmazlıkları kaldırıldığı zaman dava açılıyor. Bu kamu davası. 2017'de başlıyor bu dava. Ve hiçbir zaman şu ana kadar ifadeye gitmediği için, eğer ifadesini vermiş olsaydı çoktan bitecek bir davada ifadeye gitmediği için zorla ifadeye çağrılması söz konusu olduğu için Sayın Kılıçdaroğlu bugün şu anda hem siyasette, Türk siyasetinde hem de CHP'de yeniden bir odak, yeniden bir başlangıç yapabilme umuduyla bir çıkış yapmak için bu davayı kullanıyor. Bunun özeti de bu açıkçası. Öyle ama böyle bir dava yani bu davayı Kılıçdaroğlu kullanıyor mu? Şükrü Küçükşay'a sorayım. Kullandaş değil mi? Açıkça kullanıyor gündemde yani, olmak için yorumuna evet, cevabınız 2014'ten, var mı? 2014'te ki konuşmasından dolayı yargılanıyor. Yargılamaya konu olan şikayet Sayın Cumhurbaşkanı'nın avukatları tarafından yapılıyor. Ama sonrasında 2016'da darbe teşebbüsünden sonra Sayın Cumhurbaşkanı bütün davalarını geri çekiyor. Bu davaları da geri çekiyor. Affediyor. Ama dokunulmazlığı kaldırdıktan sonra Sayın Kılıçdaroğlu 2017'deki o referandum süreci Sayın Kılıçdaroğlu'nda oyu var referandumda. Yani kaldırırsın dokunulmazlar diye ki burada o zaman HDP'sinin büyük eleştirisi vardı Kılıçdaroğlu'na. Sonrasında dava açılıyor. Dava sürecinde hiçbir şekilde ifade vermeye gitmiyor. Gitmiyor Sayın Kılıçdaroğlu. Avukatları takip ediyor. Ama bugün büyük bir çıkış yapacak. Bir manifesto deklar etmek üzere mahkeme salonuna gidiyor. Bu da yani kamuoyu tarafından takip ediyor. Peki.